Herkese merhabalar. Sizlerden gelen sorular, yorumlar bizler için çok çok değerli arkadaşlar. Alan seçimi ile alakalı birçok yorum attığınız gördük. Bununla alakalı sizler için güzel bir video hazırladık. Kısa bir video dikkatli bir şekilde dinleyin. Alan seçimi ile alakalı en iyi yöntem nedir? Gelin birlikte konuşalım. Öncelikle arkadaşlar alan seçimi eşittir ders seçimidir. Yani alan diye bir şey yok. Niye? Çünkü siz sayısal alandan da sözel tercih, sözel alandan da sayısal tercih yapabilirsiniz. Ama sayısal alandan lisede okuyorsanız o alandaki dersleri seçmiş oluyorsunuz. Yani ben sayısalcıysam bana matematik, fizik, kimya, biyoloji dersleri daha ağırlıklı veriliyor. Dolayısıyla alan seçimi eşittir ders seçimi. Şöyle düşünün sayısalcı bir öğrenci tıp, mühendislik, eczacılık, hemşirelik, fizyoterapistlik gibi bölümlere gidiyor. Bunlar popüler olan bölümleri. Ya da eşit öğrencilerimiz hukuk, işletme, maliye, psikoloji, sınıf öğretmenliği. Ya da sözel öğrencilerimiz edebiyat, radyo ve televizyon, halkla ilişkiler, okul öncesi öğretmenliği. Ya da dil bölümündeki öğrencilerimize İngilizce öğretmenliği, tercümanlık, Amerikan dili edebiyatı gibi bölümler tercih ediyor. Bunu zaten artık onun sınıf olduğunuz için hepiniz az biraz hakimsiniz. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Ben sayısal alanda öğrenci olduğumda yani 11. sınıfta, 12. sınıfta sayısal okuduğumda benim tıp fakültesini kazanmamı sağlayacak, mühendisi kazanmamı sağlayacak dersleri yani matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi dersleri sayısal alanda daha fazla gösteriyorlar. Ama ben sonradan tercihimi değiştirdim. Ben bunları da okumak istemediğime karar verdim ve hukuk istiyorum. Daha iyi bir hukuk fakültesine girmek istiyorum. Bu durumda ben zaten bu tarz dersleri kursa giderek, YouTube üzerinden dinleyerek ya da kendimle çalışarak hallederek ben yine bu bölümleri tercih edebiliyorum. Yani siz 11 ve 12. sınıfta belki de siz tıp istediğinizi düşünüyordunuz ama sonradan tercihiniz değişti. Ben işletme istiyorum. Ben işte başka bir bölüm istiyorum dediğinizde bu durumda alacağınız dersleri değiştirememiş oluyorsunuz. Dolayısıyla sizler şu anda eğer bu bölümlerden hangisini istiyorsanız yani bu alanlarda hangisi okumak istiyorsanız ona göre 11 ve 12. sınıf okuyacağınız dersleri seçmiş oluyorsunuz. Peki hocam ben ee, sonradan alanımı değiştirmek istiyorum Değiştirebilirsiniz Ama değiştirirken şöyle riskler var Mesela diyelim ki 10. sınıfta seçtiniz 11. sınıfta alanınızı değiştirmek istediniz Değiştirdiniz Ama 12. sınıfta değiştirmek istediğinizde Eğer sizin alanınıza değiştirmek istediğiniz alanda yer yoksa Bu durumda bir sıkıntı oluyor Peki hocam Yine de ben e, sayısaldan mezun olup eşit ağırlık tercih yapmak istiyorum Olabilir mi? Olabilir kimse size bir şey diyemez Sadece siz sayısal dersler gördüğünüz halde Eşit ağırlık dersleri az gördüğünüz halde iş hazırlanmış olacaksınız. Ki bunu yapan birçok öğrenci de var. Dolayısıyla hedefini önceden belirlemiş... ...hedefine yönelik önceden ben işte işletme istiyorum... ...ben mühendislik istiyorum diyen öğrenciler... ...ya da ben işte e, İngilizce öğretmenliği istiyorum diyen öğrenciler... ...burada daha rahat hareket ediyorlar. Niye? Çünkü ben zaten istediğim alanla alakalı... ...istediğim meslekle alakalı derslerimi alıyorum diyorlar. Ama sonradan fikriniz değişirse de korkacak çok büyük bir şey yok. Şimdi alan seçimi onun sınıfta yapılıyor arkadaşlar... Alanınızı sonradan dediğim gibi değiştirebiliyorsunuz, 11'de 12'de değiştirebilirsiniz ama eğer yer yoksa okul idaresi der ki ya yer yok, dolayısıyla değiştirmen fazla faydası olmuyor diyebilir. Ama sizler sizler sayısal alanda mezun oldunuz, matematik, fizik, kimya, biyoloji ağırlıklı dersler öğrendiniz, ama sonradan sınavda üniversiteye hukuk yazabilirsiniz. Kimse bir şey diyemez. Hukukla alakalı netleriniz yüksek olursa çok rahat kazanırsınız. Hukukta ne lazım hocam? Hukukta matematik lazım, e, edebiyat lazım tarih, coğrafya lazım. Bunları iyi yapmanız lazım. Ama sayısaldan gelen matematik fizikler de size tabii ki fayda sağlayacaktır TET'de. Dolayısıyla eşitarlıktan mezun olup eğer matematik, fizik, kimya, biyolojiniz iyiyse tıp da yazabilirsiniz. Kimse size bir şey diyemez. Aa sen işte ağırlıkçısın. Ya bana ne kardeşim ben tıp kazanmak için bütün netleri yaptım diyebilirsiniz. Ama genellikle işte ağırlıkçılar öyle bir hedefe yönelmiyorlar. Yani matematik, fizik, kimya, biyolojide sayısalcılar kadar yapamıyorlar. Ya da sözelden mezun olup hukuk yazabilirsiniz. Ben sözelden mezun oldum ama ben birazcık matematik ağırlıklı çalışıp edebiyat, tarih, coğrafyamda iyi olduğu için hukuk istiyorum diyebilirsiniz. Alan seçiminde en önemli şey arkadaşlar istektir. Yani siz ileride yapmayacağınızı düşündüğünüz mesela ben e, öğrenciyken öğretmen olmak istiyordum. Ya öğretmenlik mesleği çok hoşuma gidiyordu. Ben asla ve asla bir doktor olmayacağımı biliyordum. Dolayısıyla birazcık şanslıydım. Hiçbir şekilde sayısal bölümü tercih etmedim. Kendimi sözel bölüme verdim ve sözelle kendimi yetiştirdim. Ama Üniversite sınavına girdiğim senelerde acaba Öğretmen mi olayım? Acaba işletme, iktisat okuyayım, hukuk okuyayım? Yani buna benzer mesela onunla alakalı tam bir kararım yoktu. Onu da doğru, doğru söylemek istiyorum size. Ama kesin eminim ki ben bir mühendis, bir doktor olmak bana çok uzak mesleklerdi. Çok zor geliyordu sayısal, matematik, fizik. E size de mutlaka zor gelen dersler vardır. Yani fizik dersini seviyorsanız zaten siz sayısalcısınız demektir. Artık siz uçmuşsunuz. Ya da tarih dersinden nefret ediyorsanız, coğrafya dersinden nefret ediyorsanız siz sayısalcısınız demektir. Ya da fizik, kimya, biyolojiden nefret ediyorsanız siz artık eşitlik ya da sözelcisiniz demektir. Meslek seçiminde en önemli şey arkadaşlar kariyer hedefinizi belirlemek. Yani 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? 20 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Bunu belirlemek. Bu birazcık zor tabii ki. Yani ben 20 yıl sonra kendimi şurada görüyorum. Ya bir geç. Bunu çok zor bunu şu anda söylemek. Ama hedefi olan, kariyer hedefi olan, kariyer planı olan öğrenciler bunu önceden yapıp gerçekten çok hızlı hareket edebiliyorlar. Şimdi bununla alakalı şimdi birazdan size şöyle hatta bir şey göstermek istiyorum. Burası önemli. Mesela hepimiz şurada şu sayfayı paylaşmak istiyorum sizler. Hepimiz arkadaşlar önce ilkokulda okuyoruz. İlkokuldayken iyi bir ortaokula girelim. Ortaokul sınavları diye bir şey yok. İlkokuldan ortaokula geçiyoruz. Ama ortaokuldan sonra iyi bir liseye geçmek için araya LGS diye bir sınav giriyor. LGS, LGS, LGS iyi bir lise. Şimdi LGS'ye girdikten sonra iyi bir sınava hazırlanma sürecini hissetmiş oluyoruz. Sonra lise. Liseden sonra bu sefer araya YKS giriyor. Yani üniversite sınavı giriyor. Bu sefer iyi bir üniversite için gayret gösteriyoruz. Üniversiteden sonra stajlar, sertifikalar, konferanslar, master'lar, elde ettiğimiz tecrübeler, başarılar ve sonrasında kariyerimiz oluşmuş oluyor. Ama şu kesin ki sizin şu kısımda aldığınız eğitim mi, şu kısımda yapacağınız çalışma mı derseniz şu kısım çok çok daha önemli. Burada üniversite en önemli kısım tabii ki yani liseden çok üniversite önemli. Okuduğunuz üniversite eğer tıp değilse sizin fen lisesinden mezun olmanız, sizin doktor olmanızı sağlamıyor. Ama şu kısım da çok çok önemli. Dolayısıyla ortaokuldan sonra LGS'de başarılı olmamış olsanız bile yani süper bir istediğiniz başarıyı elde etmemiş olsanız bile üniversite sınavında yeniden istediğiniz başarıyı elde edip hayallerinizdeki üniversite ve mesleğe yönelebiliyorsunuz. Üniversitede tam olarak istediğiniz mesleği, tam olarak istediğiniz üniversiteyi kazanmamış olsanız bile sonradan elde edeceğiniz tecrübelerle, çalışmalarla kariyer basamaklarınızı hızlı bir şekilde istediğiniz şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Dolayısıyla çalışan her zaman kazanıyor. Hem LGS'de hem YKS'de hem de hayatın diğer basamaklarında. Ama şu çok önemli ki en baştan planı yapan öğrenciler, en baştan planı yapan insanlar çok daha hızlı, çok daha yüksek başarılara ulaşıyorlar. Şimdi meslek seçiminde istek önemli dedik. Sevmediğim alanda çalışırsam başarılı olur muyum? Birazcık zor arkadaşlar. Yani insan sevmediği işi yaptığı zaman başarısız oluyor. Hatta yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki e ...insanların %70'inin sevmediği mesleği yaptığını gösteriyor. Yani insanlar mesela benim düşünseniz benim şu anda sevmeyerek öğretmenlik yaptığımı düşünün. Merhaba arkadaşlar bugün de size video çekeceğim. Bak ne kadar sıkıcı. Halbuki ben bu videoyu hazırladım, araştırmalar yaptım, öğretmen arkadaşlarıma sordum. En kısa nasıl anlatabilirim diye düşündüm, sizin yorumlarınızı okudum. Yani insanın sevdiği mesleği yapması ona bir şekilde mutluluk getiriyor arkadaşlar. Mutluluk gerçekten... Parayla satın alamayacak bir şey. Zaten mutlu olduğunuzda sevdiğiniz iş size maddi ve manevi mutluluğu da getiriyor. Ayrı mesele. Ama tekrar söylüyorum. Lütfen ama lütfen sevdiğiniz iş yapın. Hocam ben şarkıcı olmak istiyorum diyorsanız gerçekten ona odaklanın. Yani konservatuara gitmeye çalışın, müzik eğitimleri alın, kendinizi geliştirin. Hocam ben işte e, bankacı olmak istiyorum, bankada çalışmak istiyorum diyorsanız ona göre sayısal bölümler, eşit ağırlık bölümler, matematik derslerine ağırlık verin arkadaşlar. Şimdi esasında anlattıklarımızın özetini geçen haftalarda anlattığımız bir videoda söylemiştik. Bir kez daha söylüyorum. Bizim arkadaşlar önümüze dört tane alan var. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil. Yapacağımız mesleklerin de esasında üç ana kulvarı var. Ya devlette çalışabiliriz, ya özel sektörde çalışabiliriz, ya da kendi işimiz yapabiliriz. Burada en fazla yorulacağımız şey kendi işimiz yapmaktır. En az yorulacağımız şey devlettir. Ama devletin de geliri kendi işinden daha az oluyor tabii ki. Özel sektör devletten daha risklidir ama kendi işinden daha az risklidir. Ve özel sektör devletten daha çok kazandırır ama kendi işin, maddi mutluluktan bahsediyorum bu arada, kendi işinden de daha az kazandırabilir. Yani risk arttıkça rızık yani para da artıyor diyebiliriz. Burada şu önemli bütün bunların en belirleyicisi isteğinizdir arkadaşlar. Sevmediğin bir işte para da kazansan mutsuz olacaksındır. Bu kesin. Diğer bir şey de Üniversite sınavları önemlidir arkadaşlar yani ÖSM sınavları. Siz hukukta kazansanız ardından hakimlik, savcılık sınavları var. Tıp da kazansanız ardından tıpta uzmanlık yani tuz sınavları var. Dolayısıyla ÖSM sınavları önemlidir. Dolayısıyla test çözmek, soru bankası, işte test tekniği bunlar çok değerli şeyler esasında. Yani bunlar sizin hayatınızı yönlendiren şeyler. Bilgi yani anlatmak istediğimiz bilgi en değerli şeydir arkadaşlar. Bilgi, soru çözmek, bilgiyle alakalı kendinizi geliştirmek, şimdiden kariyerleriniz doğrultusunda, kariyer hedefiniz doğrultusunda TYT'ye, e, AYT yönelik hazırlık yapmak gerçekten bu isteğinize ulaşmanızı sağlar. Bununla alakalı bir artı daha var. Onu da söylemek istiyorum. Dijital dönüşüm önemli. Neden? Bundan arkadaşlar, şu, şu bilgiyi paylaşmak istiyorum size. Bundan 8 yıl sonra neler olacağını iyi bilmeniz lazım. Yani nasıl bilebilirsiniz ki değil mi? O da doğru bundan 8 yıl sonra ne olacağını tahmin edebiliyor olmanız lazım. Şöyle ki mesela şu anda siz 10. on 10, 11, 12. Üniversitede hazırlık okuduğunuzu düşünelim. İyi İngilizce eğitim veren bir üniversiteye girdiğini düşünelim. Hazırlık. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf. Sekiz yıl sonra üniversite gitmiş olacak. Üniversite bittiğinde sizce az biraz tahmin edebiliyorsunuzdur. Şu andakinden daha fazla mı dijital önem kazanacak? Yani YouTube, Instagram, Twitter, bilgisayar, kod daha fazla mı önem kazanacak yoksa daha da mı azalacak? Bir düşünün bakalım. Oradan hesap edebilirsiniz. Dolayısıyla e, dijital dönüşüme de ayak uydurmanız gerekiyor arkadaşlar. Dijital dönüşümden kastımız da şu... Dijital herkes yapıyor. Dijital herkes yapıyor. Bir şekilde onu kodcular yapıyor ama dönüşüm yani yaptığınız mesleği dijitale dönüştürebilmek. Avukatsanız kendinizi dijitalde de pazarlayabilmek. E, doktorsanız kendinizi dijitalde de pazarlayabilmek. E, öğretmenseniz, kendinizi dijitalde de pazarlayabilmek. E, öğretmenseniz kendinizi dijitalde de pazarlayabilmek önemli olacak. Buna yönelik de kendi yatırımınızı şimdiden yapmaya başlayın arkadaşlar. Son olarak şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Hocam şu kariyer planımızı nasıl yapabiliriz? Yani biz tamam sayısı alacağız, eşit ağırlıkçıyız, söz alacağız. Onu belirleyeceğiz ama ben ileride nerede başarılı olacağımı nasıl belirleyebilirim? Veyahut da hangi mesleği yapacağımı nasıl belirleyebilirim diyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Öncelikle çocukluktaki hayaliniz olan mesleği yazarsınız. Yani küçükken ne olmak istiyordunuz? Şu anda da birkaç sene önce de esasında o mesleği hala zikrediyor, hala söylüyor olabilirsiniz. Bu mesleği yazdıktan sonra... Şimdi size sorsalar ciddi bir şekilde yapabileceğiniz beş mesleği yazın. Yani mesela diyelim ki bana sorsalar ben yazacaklarım belli. Öğretmenlik. Ben öğretmen olmak isterim mesela şu anda sorsalar. <laughs> Hala da öğretmenim. İşte başkan olabilir. Avukatlık güzel bir meslek. Avukatlık. Aynı zamanda gazetecilik güzel bir meslek. Gazetecilik aynı zamanda işte yazarlık güzel meslek. Bak benim seçtiğim meslekler dikkat etseniz birbirine benziyor. Ha bir de sporcu olmak isterim yani. Sporculuk da süper bir şey. Yani. Harika böyle fit bir bedenle gezmek harika bir şey. Şimdi bunların içerisinde ortak yönler var. Bunların her biri esasında beni sözelciliğe yönlendiriyor ve bunların her biri esasında benim bu mesleklerden bağlantılı bir şekilde kendime geliştirebileceğim stajlar, sertifikalar, konferanslar yani insan iletişim ile alakalı. iyi bir avukat da, iyi bir öğretmen de, iyi bir gazeteci de iyi konuşması lazım. Bununla alakalı kendimi geliştirmem gerekiyor. Bununla alakalı eğitimler almam gerekiyor. Bunu bilmek bana bir artı sağlar. İşte siz de bu şekilde e, ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. İnşallah bizler zaten bütün bu süreç boyunca 10'da, 11'de, 12'de ve diğer zamanlarda her zaman yanınızda olacağız. Hiç endişelenmenize gerek yok. Sizler zaten bizlerden çok daha zeki, çok daha bilgili insanlarsınız. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Hatta hani derler ya e, 1800-1900'lerde yaşamış bilim insanları şimdiki 5 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuktan daha az şey biliyordu. Niye? Şu anda birçok bilgiye sahibiz. Sizler de yeni dijital çağda çok daha fazla bilgiye, çok daha fazla enerjiye, çok daha fazla e, teknolojiye bizlerden daha hızlı ulaşıyorsunuz ve dolayısıyla bizlerden de çok daha güzel gelecekler sizleri bekliyor. Hiç endişelenmeyin. Yeter ki çalışın, yeter ki hazırlıklı olun. Yeter ki şu e, döngüde, nerede o döngümüz almak istiyorum. Gel bakalım buraya. Ha. Yani bilgiye ulaşma döngüsü, ÖSYM sınavları döngüsü ve istek döngüsünde asla çaresiz, asla kararsız olmayın arkadaşlar. Ben kararlıyım. ÖSYM sınavlarına başarılı olacağım. Ben bilgiye ulaşmak istiyorum. Benim isteğim budur diyebilin. Ondan sonra zaten tıkır tıkır gelecektir. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Buraya gelen sorularla alakalı spesifik özel bir soru olursa ve çok beğeni alırsa onu da cevaplayacağız. Hadi bakalım görüşmek üzere.